Kripto Gündem'le karşınızdayım. Ben Murat Tufan. Bugün haftanın son işlem günü ve her cuma olduğu gibi Kripto Gündem'de kripto para piyasalarına dair tüm gelişmeleri aktarıyoruz ve oldukça önemli fiyatlamalar var. Bitcoin fiyatlarında satışlar gözlemliyoruz. Tüm bu satışların nedenlerini konuşacağız. Dilerseniz öncesinde bugün bizlere eşlik edecek konuklarımızı hatırlayalım. İlk bölümde Cemil Şinasi Türün bizlerle birlikte olacak ve akademisyen ve blok zincir girişimcisiyle konuşacağız. Özellikle blockchain sistemiyle ilgili birçok konu var masamızda. Blok zinciri dünyasına neler oluyor? Türkiye'nin kripto para dünyasındaki yeri ve şu anda yaşanan tüm süreçleri hocamızla birlikte konuşacağımızı söyleyelim. İkinci bölümde de Bitcoin fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri aktaracağız ve Oytun Es kripto para uzmanı bizlerle birlikte olacak. Oytun Es'e eşlik edecek olan diğer konuklarımız da Altu İşler kripto para uzmanı ve Alp Işık olacak. Sırasıyla tüm bu konuklarımızla birlikte aslında Bitcoin fiyatlarının geleceğini konuşacağız ve aynı itibariyle düşüş eğiliminde olan kripto para fiyatlarının nedenlerini sorgulayacağız. Bitcoin fiyatlarına bir bakmış olalım. Daha sonra da Türkiye'den ve dünyadan kripto paralarla ilgili gelişmelerimizi aktaracağız ve aynı itibariyle Bitcoin fiyatı son bir sene içerisindeki grafiğe baktığımızda 8.619 dolar seviyesinde devam ediyor ve 33.99 dolarlık bir düşüş var. Bu da kabaca %0.39'luk bir geri çekilmeye tekabül ediyor. Devam edelim. Baktığımız zaman da Ethereum tarafındaysa 183 dolar seviyesindeyiz. 71 centlik bir düşüş var ki bu da %0.39 gibi bir miktar daha az bir fiyatlamaya, düşüşe sebep olduğunu belirtebiliriz. Litecoin tarafındaysa tam tersi pozitif ayrışma söz konusu. Kabaca yükselişler %2'ye 2 puana kadar yaklaştı ki 97 centte geçiyor fiyatlamalar ve Ripple fiyatları ise 30 cent seviyesinden geri çekildi ve 27 cent seviyesine devam ediyor. Antibayla yeşil bir tablo var. Ripple fiyatlarında %0.23'lük bir yükseliş olduğunu hatırlatalım. Kripto gündemin gelin birlikte manşetlerini atalım. Daha sonrasında da konuklarımızla birlikte devam ediyoruz. Perakende devinden blockchain hamlesi geldi. Ünlü Kanada şubesi olan Walmart Kanada tarafında 14 Kasım tarihli bir basın bülteni yayımlandı ve bu yayımlanan basın bültenine göre yük takibi ve ödeme yönetimi için otomatik bir blok zinciri takibi kurulmak isteniyor. Bir ağ kuruldu. Blockchain şirketi DLT Labs tarafından kurulan işbirliği içinde geliştirilen yeni sistem kullanıcıların teslimatlarını otomatik olarak izlemelerini, işlemlerini doğrulamasını ve ödemelerini mutabakatı ele almasını sağlayarak nakli ve ödeme işlemlerini iyileştirmek için tasarlanmış durumda. Ve bir diğer haberimiz blok zincirlerle ilgili devam ediyoruz. CFTC başkanından Ethereum açıklaması geldi. ABD emtia vadeli işlemler ticaret komisyonu CFTC başkanı Heath Tarput tarafından Ethereum'a yeni güncelleme ile birlikte daha güvenli hale geleceğini ifade etti. Daha önce Tarput ETF'in aslında menkul kıymet değil bir emtia olduğunu da aktarmıştı. ABD Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu CFTC Başkanı SEC Consensus algoritmasını kullanan tokenleri ABD düzenleyicileri tarafından teminat olarak değerlendirebileceğini ifade ediyor. Başkan daha önce Ethereum'daki mevcut fikir birliği mekanizmasıyla Ethereum'un bir emtia olduğunu ve bir menkul kıymet olmadığını onaylamıştı. Kanada'nın en büyük bankası kripto para borsasını açma yolunda ilerliyor. Kanada'nın en büyük bankası olan Kanada Kraliyet Bankası RBC, kendi kripto para borsasını açmaya yakın. Medya kaynakları toplam varlıkları 965 milyar dolardan fazla olan RBS'in Kanada ve ABD'de 4 patent için başvuruda bulunduğunu aktardı. Kaynaklara göre bu patentler kripto para birimlerinin faaliyetlerine nasıl entegre edilebileceğinin yollarını da gösteriyor.
Son haber yurttan, plastik atıklar kripto paraya dönüşüyor. Plastik atıkların yeniden kullanımını teşvik ederek ekonomiye katma değer yaratacak olan blok zinciri, blockchain ve token yani kripto para tabanlı dijital platform Plastic Twist İstanbul'da tanıtıldı. Avrupa Birliği Ufuk 2020 programınca desteklenen Plastic Twist İnovasyon Projesi, yeni bir plastik ekonomisi ve atıklar için dijital pazar yeri modelini ortaya koyuyor. Platform Ocak 2020'de kitlesel fonlamayla piyasalarda da yer alacak. Evet, devam ediyoruz. Kripto gündemle devam edelim ve bugün kripto gündemde Cemil Şinasi Türün bizlerle birlikte kripto paralara dair son gelişmeleri konuşacağız. Türkiye'nin blok zincirdeki, chain'deki aslında ki yerini konuşmuş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birçok mevzu var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de ve kripto para blok zincir dünyasında neler oluyor şeklinde. Şimdi bu blok chain dünyasını birazcık insanlar anlamakta zorlanabiliyorlar. Blok chain teknolojisini herkes bildiğini düşünüyor ama biz sizden bir dinlemek isteriz. Nedir bu blok chain? Blockchain diye aslında Bitcoin'in altyapısı olan teknolojiye deniyor. Hatta şöyle anlatayım. Eskiden blockchain kelimesi yokken Bitcoin'i küçük harfle yazarsak parayı kastediyorduk. Büyük harfle yazarsak altyapıdaki teknolojiyi kastediyorduk. Bunu sözlü anlatımlarda karışmaya başladı. İşte şimdi büyük harfli olan Bitcoin'den bahsediyorum falan diye. Neyse ki sonra blockchain kelimesi geldi ya da Türkçedeki tabirimizle blok zinciri kelimesi gelince artık o şeyden kurtulduk, karmaşıklıktan. Bugün blok zinciri dediğimizde kripto paraların altyapısındaki teknolojik yapıya, platformlara blok zinciri diyoruz. En temel anlamı bu. Evet, peki hocam, devletin aslında bu anlamda birçok adımı olduğunu ya da açıklaması olduğunu en azından biliyoruz. Evet. Ve yapılan açıklamalarda gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası da bazı açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından da, İletişim Komitesi tarafından da bazı açıklamalar var. Sizce devlet bu alanda ne düşünüyor ve neler yapmak istiyor? Bu açıklamaları hepimiz okuduk. Biraz kafamız da karıştı. Yani kafaları karışanlar olmuştur mutlaka eminim. Tabii. Çünkü açıklamalarda dijital para, kripto para biraz değişimli, dönüşümlü kullanılıyor. Tam olarak o yüzden ne kastedildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama anladıklarımız kadarıyla söyleyelim. Merkez Bankası tarafında bir dijital para çalışması var. Bunun kripto olup olmayacağı, bir blockchain tabanlı para olup olmayacağı biraz müphem, yani çok net değil. İkincisi, ödemelerde kullanılacak kripto tabanlı yahut blockchain tabanlı bir uluslararası para olduğu anlaşılıyor. Belki Rusya ile beraber ilk aşamada kullanılacak. Burada da gene blockchain tabanlı olduğunu varsayıyoruz açıklamalara dayanarak. Onun dışında da borsa bünyesinde, İstanbul Borsası bünyesinde Ar-Ge amaçlı, yani araştırma geliştirme amaçlı blok zinciri çalışmaları yapılıyor. Bunlar daha detaylı yakında açıklanacak ama kabaca söyleyebildiğim enteresan çalışmalar yapılıyor. Sizce hocam, yani Bitcoin ya da kripto paralar diyelim, bir emtia mıdır, menkul kıymet midir? Çünkü bununla ilgili de az önce bir haber paylaşmış olduk biliyorsunuz. Evet. Kanada CFTC Başkanı Ethereum daha güvenli olacak derken aslında bir menkul kıymet olmadığını iddia etti. Size göre nedir? Şimdi Ethereum parası ve Bitcoin parası bence de dijital altın ve dijital gümüş gibi. Yani birisi altınsa birisi gümüş diyorum. Ethereum malumunuz daha ucuz, daha rahat el değiştiren bir aset. Bence de bunlar emtia, yani commodity İngilizce tabirle. Ama blockchain, Ethereum'un bir de blockchain altyapısı olan platformu var. Ethereum bir paraya deniyor, bir de platforma deniyor. İkisini bazen karıştırdığımız oluyor. Platformun üzerine yazılmış pek çok token var. Bu tokenların bazıları kullanım amaçlı utility token denir. Bazıları ise menkul kıymet
kapsamına giriyor. Bu tamamen projenin içeriğine bakarak söyleyebildiğimiz şeyler. Yani bazıları kullanılacak şekilde yapılmış olduğu için onlar kullanım amaçlı dediğimiz tokenlar. MTA olabilirler, olmayabilirler. Bir de menkul kıymet olan, yani hisseye, paya, hisseye endeksliler var. Bunlar ikisi farklı şekilde değerlendirilmeli yani, bence. MTA derken aslında işte altın, gümüşten bahsediyorsunuz hocam. Yani evet. Bunlar sonuçta doğadan elde edebileceğimiz bir kaynak olan şeyler. Şimdi bu blockchain sistemi üzerinden ki o yazılım tabanından elde edilen kripto paralar olunca hani orada karışıyor. Yani evet. MTA neye göre MTA dediniz? Şimdi şuna göre MTA diyoruz. Buradaki MTA derken kasıt tamamen bunun elde ediliş biçiminden kaynaklanıyor. Şimdi Bitcoin, Ethereum biliyorsunuz madencilik denilen bir teknik maden arama faaliyeti sonucunda sanki toprağı kazarak çıkarmış değiliz de makinaları kazarak çıkarmışız gibi ortaya koyduğumuz değerler. Şimdi bu değerler elle tutulmuyor diye bunları aslında maden değildir, işte bu karşılığı yok falan böyle diyorlar ama o kadar ciddiye almayın bunu derim. Ya bu da sanal maden gibi oluyor aslında çünkü değil mi? Çünkü bunlar aslında bazı açılardan daha kuvvetli bir ispat teşkil ediyor. Yani altında bile gerçekten fiziksel olarak altını elimde tutmuyorsam kaydi bir altına inanmakta güçlük çekiyorum. Yani ben bir banka bana altın sattı, karşını gerçekten tutuyor mu bilmiyorum. Ama ben elimde fiziki olarak çeyrek altın tutuyorsam o zaman ikna oluyorum. Burada da Bitcoin'de eğer siz doğru şekillerde kurmuşsanız sisteminizi, wallet'ınızı, cüzdanınızı, kendi anahtarınıza sahipseniz artık gerçekten garantili 21 milyon tane olacak olan, şu anda 18 milyon küsur olan Bitcoin'lerden birini elinizde bulunduruyorsunuz. Buna %100 garanti verebilirim. Evet. Çünkü arkasında yazılım kodu var. Bizler yazılım kökenli insanlarız. Girip inceledik. Koda baktık biz hakikaten yalan söylemiyorlar. Orada yazılı olan şey oluyor. O yüzden güven açısından bence sorun olmamalı. Yani bu insanlarımıza bu konuda güvenmelerini söyleyebiliriz rahat rahat. Şimdi hocam aslında bakıldığında dünya piyasalarını da tabii ki takip ediyoruz ve takip ettiğimiz zaman enteresan bazı noktalar da var. İşte küresel tahvil faizlerinin negatif tarafta seyretmesi. Aynen. Merkez bankalarında acaba yolun sonuna gelindik mi? İşte bütün politikaların aslında çok da fazla işlevselliğini ya da efektini kaybettiği bir dönemden çok geçiyoruz. Doğru, çok doğru. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de örneğin FED diyor ki verimlilik, hep ona vurgu yapıyor. Verimlilikte düşüş var. Merkez Bankası'nın para politikaları etki yapmıyor ve piyasada katılımcılar, yatırımcılar altın ve Bitcoin gibi alternatif ürünlere yöneliyor. Evet. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Birinci soru. Evet. Ve ikinci sorum da aslında bir kriz beklentisi var dünyada. Evet. Buna karşı yatırımcılar neler yapması gerekiyor? Evet. Bir kere birincisi gerçekten şu anda ekonomistlerin de ezberinin bozulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Değil mi? Tamamen böyle eksi faizler var. Ne demek? Hemen açıklamaya çalışıyorlar. Yani eksi faiz işin doğasının mantığına aykırı bir kere her şeyden önce. Yani diyor ki paranı al git diyor yani. Sen yani bir devlet 30 yıllık tahvilini eksi faizle satıyorsa İsviçre gibi bir devlet, Almanya gibi bir devlet. Bu şu demek yani ben güvenemiyorum kendime diyor. Yani 30 yıl sonra sana bunu pozitif olarak geri verecek durumda değilim diyor. Ne yapacağız peki? Ya altın alın diyor ya kripto alın. Yani onu demiyor tabii ama aslında ona yönlendiriyor. Ya da yatırım yapın diyor aslında. O istiyor ki büyüme de artsın. Yatırım yapın diyor ama yatırım yapmaya gelince borsaya baktığımızda bu sefer borsadaki şirketlerin durumunda görüyoruz ki borsadaki şirketler, Amerikan borsasından bahsediyorum, yöneticileri veyahut işte yatırımcıları, ortakları kendi hisselerini satın alıyorlar. Yani firma doğal olarak büyümüyor. Çok enteresan. Yani bu firmaları incelerseniz doğal olarak büyümüyorlar. Bunlar borç alıyorlar ucuz faizle. Borç alıyorlar, gelip kendi hisselerini satın alıyorlar. Hı hı. Şimdi bu şekilde de şişirilmiş bir borsa var. Amerika borsasından bahsediyorum. Evet. Dünyadaki borsalar da çok farklı değil. Peki kriz beklentisi var. Tabii kriz beklentisi olacak bunun neticesinde. Hakikaten çok fazla havaya basılmış para var. Peki ben şöyle bir düşünüyorum. Hatta bu konuda bir yazı da geçen hafta yayınladım. Biz 99 depremi yaşamıştık. Marmara depremi. O depremden bir gün sonra, yani 17 Ağustos'tan bir gün sonra AKUT diye bir kuruluşu öğrendik. Böyle bir kuruluş varmış. Ve böyle bir felaket anında ne yapılması gerektiğini AKUT biliyordu ve bir çeşit pansuman oldu insanlarımıza. Yani orada yapılacakları ondan öğrendik. Burada da şimdi insanların çoğu Bitcoin'i tanımıyor veya Ethereum'u tanımıyor.
kripto paraları tanımıyor ya. Böyle bir kriz olduğu anda aynı bir depremdeki gibi kafa yapısı değişecektir. Ve kafa yapısı değişip bir anda ne yapabiliriz? Baktıkları zaman altın var mı? Altını kimse satmayacak. Çünkü zaten altın elinde tutan kendisi tutmaya çalışacak. O zaman bu Bitcoin ve benzeri kripto paralar dijital format oldukları için alınabilir olacaklar. Yani elde edilebilir durumda olacak. Tabii çok fiyatını yükseltecektir bu. Ama bugüne kim hazırlık yapıyor? Bitcoin hazırlık yapıyor. Evet. Hocam o zaman şöyle bir noktaya değinebilir miyiz acaba? Kripto paralar hani bir kriz atlatmadı, böyle bir şey deneyimlemedi. 2007-2008 dünya finansal krizde boğuşurken altın bunun testini yaptı, dolar, tahvil piyasaları vesaire. Bu çok önemli. Bu testi tabii. Nerede yaptılar biliyor musunuz? Kıbrıs'ta oldu. 2013 yılında Kıbrıs'ta bir kriz oldu ve hükümet dedi ki herkesin bankadaki 100 bin eurodan fazlasını alacağım. Yani buna haircut deniyordu, saç tıraşı dendi o zaman. 100 bin euronun üstündeyse sizin bankadaki mevduatınız, devlet el koydu, koyacağını söyledi. Ve bunu söyledikten aynı saatlerde, o günlerde derhal insanlar dijital olarak Bitcoin almaya saldırdı. Nerede? Kıbrıs'ta. Evet. Ama Kıbrıs'taki bu saldırı bile o gün Bitcoin'in fiyatını 1000 dolarların üzerine çıkardı. 1100 dolarlara çıkardı. 2013'te bir gün oldu bu. Ve o tamamen o çıkışı açıklayan şey Kıbrıs kriziydi. Benzer şekilde sonradan Yunanistan krizinde de böyle şeyler oldu. İşte bankadan çekebileceğiniz para, ATM'den çekebileceğiniz paralar limitlendi 60 euroya. Şimdi de düşünün eğer global bir kriz olur da bankalardan alabileceğiniz, yani ATM'lerden, banka cihazlarından alabileceğiniz paralara limit getirilirse insanlar delirmiş gibi kripto aset almaya çalışacaklar. Evet zaten şöyle bir ironiden bir bahsetmek istiyorum hocam. Ekonomik krizin çok fazlası derinleşti Venezuela ve diğer ülkelerde bu anlamda çok ciddi talepler olduğunu görüyoruz ki Afrika'da da ciddi bir talep var. İkinci nokta ise bu Avrupa'daki negatif faizler. Çok güzel bir örnek verdiniz İsviçre 30 yıllıkları gibi. Biz zaman zaman bununla ilgili tahvil piyasalarıyla ilgili çok büyük bir haritamız var. Onu paylaşıyoruz. İşte Alman 30 yıllıklardan Belçika'ya kadar her taraf eksi faizlerle boğuşuyor. Şöyle bir ama paradoks da var. Yani Avrupa'da eksi faizler olmasına rağmen tasarruf eğiliminde çok ciddi bir artış var. Yani insanlar bu anlamda hani Merkez Bankası politikalarının bir miktar yolunun sonuna geliyor ve kripto paralar belki bu anlamda tanınma anlamında bir yol kat etmiş oluyor. Sizin enteresan bir analogdan bahsetmiştiniz. Evet. Ben bilmiyordum. Hatta yayın öncesi size de söylemiş oldum. Ülkemizin kendi blockchain parası var. Ben nasıl, hangi borsaya kotel, ne yaptınız hocam diye bir analog sanırım. Yani şu anda para. Kağıt üzerinde, şu anda dijital formatta değil ama dijital formata geçirmek mümkün olan bir esnaf paramız var Türkiye'de. Bu esnaf paramız aslında birçok kişi farkında değildi. Bunun bir çeşit vatandaşın para bastığı özel bir sistem olduğunu farkında değillerdi. Yavaş yavaş bu Bitcoin'le beraber, yani kripto asetlerin ortaya çıkmasıyla beraber fark ettik ki aslında bu vadeli çekler, bunların adı. Vadeli çekler aslında bir çek değil. Yani biz Türkiye'de vadeli çek diye bir şey kullanıyoruz. Vade var içinde. Dolayısıyla çek de vade olmayacağı için bunlar çek değil. Şimdi bunlar çek değilse ne? Bunlar çek değil, bunlar vatandaşın bastığı bir çeşit kripto para. Şimdi kripto derken tabii ki bir analoji yapıyorum, benzetme yapıyorum. Yoksa hakikaten dijital formatta değil bunlar, şifreli değil. Ama herkes imzasıyla koruyor. Yani ben size bir çek yazıyorum, 6 ay sonra 10 bin liralık. Siz sonra götürüp benim size verdiğim çeki ödemede kullanabiliyorsunuz arkasını imzalayarak. Bu imzalama bugünkü hash, yani Bitcoin'deki hash'e benzetiyorum. O da kaşe diyoruz zaten. Kaşeleyip veriyorsunuz. O verdiğiniz kişi de başkasına veriyor. O da başkasına. 6 ay boyunca bu çek 10 el değiştiriyor. Bu 10 bin liralık iş çek, özür dilerim, 10 tane iş yapıyor. 100 bin liralık ekonomi görülüyor. Katma değer yaratıyor aslında. Tabii. Değil mi hocam? Bunun 90 bin lirasını banka görmüyor. Düşünebiliyor musunuz? Siz bankaya 6 ay sonra o çeki götürüp karşında 10 bin lira alacak bir kişi, kimin elindeyse o çek, onu 10 bin lira aldığı zaman aslında geride 90 bin liralık daha iş var. Ve bu ekonominin içinde oluyor bunlar. Bir kısmı bunların faturalı oluyor, bir kısmı faturasız oluyor. Evet. Biz bunu takip edemiyoruz şu anda. Bu kağıtlarda işleyen blockchain'i, blok zincirini takip edemiyoruz. Ulan biz Türkler olarak blockchain'i çoktan yazmışız. Evet. Hatta bunun parasını da üretmişiz. Kendi aramızda hocam değil mi? Vadeli çeklerle. Tabii. Ama bunu alıp şimdi bir akıllı kontratlarla Ethereum'un üzerine veya başka bir platformun üzerine koyup gerçekten hacim ne kadar görmeliyiz. Evet. Benim hacim tahminim burada
yıllık 1 trilyon dolar dönüyor. Türkiye'de toplam kaldıraç etkisiyle de aynen, hocam? Kaldıraç etkisini 5 ile çarpıyor. 6 ile çarparsak 1 trilyon, 5 ile çarparsak 800 milyar dolar dönüyor. Çok ciddi bir para. Hocam siz şöyle bir söz söylediniz mi? İzleyicimiz sormuş İlker Bey. Diyor ki hocamıza sorar mısınız? Bitcoin şu an gerçek değerinde değil. Bitcoin'i baskılıyorlar gibi cümle kurmuşsunuz. Evet, ben bunu daha önce söyledim. Bu baskılamaktan kastım şu. Şu anda Bitcoin'in derinliği yüksek değil. Yani Bitcoin'in toplam dünya değeri 140 milyar dolar mıdır artık? Bugünkü son bakmadım. O civarlardadır. 150'nin altında. Yani aslında 140-150 milyar dolarlık bir aset hiçbir şey değil. Eğer altına, gümüşe ve diğer hisse senetleriyle kıyaslarsanız, tabii toplam hacim olarak çok küçük. Demin bahsettim ya, Türkiye'de bir de 1 trilyon dolarlık kendi paramız dönüyor. Şimdi bununla kıyaslandığında 140 milyar dolar çok küçük. Ve elinde sonsuz para basma kabiliyet olan bankalar var dünyada. Bildiğiniz gibi işte Goldman Sachs'lar vesaire, Amerika'daki Fed'e bağlı olan bankaların yani sınırsız para basma kabiliyeti var. Var, bastım deyip asetleri future'larda satın alabiliyor. Almadan önce yani parasını koymadan future'ını alabiliyor. Şimdi bu böyle bir dünyadayken siz Bitcoin'de çok ciddi müdahale yapabilirsiniz. Ama tabii bunu ispatlamak çok zor. Evet. Yani bu ispatlı olmadığı için ben bunu kesin olarak söylemiyorum ama böyle bir baskı var. Ama tabana yayılırsa, ya diyelim Türkiye'de 500.000 kişide Bitcoin var. Yarım milyon sayı değil. 10 milyon kişide olduğu zaman bu manipülasyon yapılamayacak o zaman. Evet, yani bu gidecek bir yolu var. Peki şunu soracağım hocam. Merkez bankaları dediniz ya, merkez bankaları işte istediği kadar para basabiliyor. Türe piyasalarda da bunun karşılığını aslında yaratabiliyor bir şekilde. Bitcoin ya da blockchain üzerinde yazılmış olan kripto paralar, dijital paralar diyelim. İşlev olarak siz gelecekte ne görüyorsunuz? Yani merkez bankalarının fonksiyonu ne olacak? Ve para basma ve burada anladığım kadarıyla sınırlı bir şey var. Yani madenden dolayı ne dersiniz? Şimdi madenden dolayı sınırlı var. Çok haklısınız. Yani burada bir aslında dijital altın gibi bir şey var. Bitcoin için konuşuyoruz. Ethereum parası da dijital gümüş diyelim. Tamam mı? Bunlar tabii sınırlı sayıda olduğu için hacmende sınırlı kalacaklar. Değerlerini yükselten şey bu hacmen sınırlı olmaları. Yani diyelim 18 milyon Bitcoin varsa alabileceğiniz bütün Bitcoin'ler o 18 milyon içinden çıkmak zorunda. Bu da fiyatı yükselten bir şey. Talep olduğu zaman fiyatını yükselten bir şey. Buna karşılık güncel ekonomi içerisinde, reel ekonomi içerisinde kullanılır değil bunlar. Kullanılır durumda değiller. Yani pratik değiller. Ama pratik hayatta kullanılabilir, kredi yaratmaya elverişli kripto asetler gelecektir yarın öbür gün. Bunları bekleyebiliriz. Demin anlattığım Türkiye'deki mesela bunun bir örneğidir. Türkiye'de vatandaş kredi açmakta kullanıyor. Vadeli çekleri kredi yaratmakta kendi kullanıyor. Kendi ürünü yaratmış aslında. Tabii, Merkez Bankası'na alternatif para basıyoruz. Yani özü bu. Merkez Bankası'na alternatif emisyonu vatandaş, Merkez Bankası ve bankaların iki katı kadar yapıyor hem de. Yani öyle bir katı falan da değil, iki katı kadar yapıyor. O zaman kripto asetler dünyası reel ekonomide geçecekse, yani bakkalda biz kullanacaksak, o zaman kredi fonksiyonunu da içeren kripto asetlerin geliyor olması lazım gündeme. Henüz onları görmüyoruz. Evet, bir de kitle fonlaması tarafı var aslında. Bir buçuk dakikalık bir süremiz kaldı hocam. Tabii. Bu alanda ne demek istersiniz? Şimdi kitle fonlaması kanunumuz vardı bizim. Bir aya kadar önce de tebliğ yayınlandı. Yani artık Türkiye'de kitle fonlamasının önü açılmış oldu. SPK tebliğini yayınladı. Bu konuda altyapı çalışmaları da Nisan-Mayıs ayında sonlanacak. Bu çalışmalar şu anda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda yapılıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu bu işini tamamladığı zaman Türkiye'de küçük firmalar biraz bu ICO'ya benziyor ya da token satışındaki, hatırlarsınız, white paper yayınlayarak kendinizi tanıtıyordunuz ve vatandaşlar beğenirse sizin tokenlarınızı alıyordu. Şimdi buna benzer bir yapı oluşuyor. Tamamen token değil bu. O anlamda bir düzenleme değil. Başka türlü bir düzenleme ama yol olarak ileride oraya doğru gidebileceğini düşünüyorum. Peki hocam, bu blockchain'in aslında sadece Bitcoin'e etki etmiyor. Bitcoin bu sistemin aslında bir tek ürünü. Sizce blockchain teknolojisi diyelim gelecekte hangi alanlarda etkisi olacak? Bütün hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Özellikle bu iki anahtar meselesi var. Bizim kişisel anahtarımız, private key ve public key dediğimiz kamusal anahtar. Bu iki anahtar her alana girecek. Özellikle mesela kişisel verilerin korunmasını ile ilgili kanunumuz var elimizde, KVKK denilen. Kişisel verilerimizi gerçekten koruyabiliyor muyuz? Hayır.
Yani kanunumuz var ama bunları korumamız için şu anda bizim elimizde bir kilit var. Kilit yok. Anahtarımız bizde değil. Peki Facebook, Google gibi sosyal networklerde, Instagram gibi, YouTube gibi sosyal networklerde biz verilerimizi koruyabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Google'la bağlı, Facebook'la bağlı. Anahtarı vermişiz onlara. Facebook'a vermişiz anahtarı. Bu anahtarı elimize aldığımız zaman bizim Facebook'taki bilgilerimizin değeri bize doğru dönecek. Ve bunlar kripto aset olarak dönecek. Yani özetle böyle diyeyim. Aslında özetle derken hocam çok söyleyecek konumuz var. Çok iyi anladım sizi ama bir dahaki sefere daha geniş konuşalım. Belki bu alanda ilerlemek gerekiyor. Çok sağ olun hocam. İlk defa katıldınız. Evet. Sizi tanımak çok keyifliydi. Bu programın en güzel yanlarından bir tanesi bu alanda işi uzmanları ve değerli akademisyenleri tanıyoruz. Cemil Şinasi Türün'le birlikteydik. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra Oytunes, Alp Işık ve Altuğ İşler'le birlikte olacağız efendim. Kısa bir aradan sonra. Kripto Gündem devam ediyor. Kripto Gündem bu bölümünde takım taraftarı edasıyla efendim 3 tane çok önemli konuğu getirmiş olduk. Oytunes, Altuğ İşler ve Alp Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi kuralları belirliyoruz ilk başta. Yönetmenimizin de özellikle uyarısıyla sallanmıyoruz koltuklarda. İkincisi ceket esprisi yapıyoruz değil mi Oytun? Özellikle evet, kripto teknik izleyicilere kızıyor. Evet. Bu arada hayırlı olsun haber siteniz. Teşekkürler. Kripto Teknik haber sitesi açıldı. Biliyor musun Alp? Oraya bir biraz sohbet ettik biraz yayın öncesi evet. Evet, artık bence çok iyi oldu. Gençler çekmiş ceketleri diyor izleyicimiz. Evet, artık kendileri tercih ediyor. Onu söyleyelim. Gayet yakıştığını fark ettiler. Türkiye'de kripto paralara daha çok fazla haber ve site yok ve özellikle ben bir yayıncı olarak hani faydalanmak istediğim durumlarda oldukça zorlanıyorum. O yüzden özgün içerikler ve yolunuz açık olsun diyelim bu anlamda da. Bu arada bir düzeltme yapayım. Tabii pazartesi açacağız. Pazartesiden sonra inşallah açacağız. Evet, şimdiden girmeyin efendim. Öyle söyleyelim. Medya sektörüne yavaş yavaş Alp gördüğün gibi arkadaşlar geliyorlar bu tarafa doğru. Şimdi Bitcoin fiyatlarını konuşmak istiyorum. Bitcoin fiyatlarında bir satış baskısı var. İyisiniz değil mi? Siz bugün bayağı bir durgunsunuz da hani konuya girmeye korkuyorum. Oytun bayağı gergin gözüküyor. Altuğ çok sakin. Biz Bitcoin'e endeksliyiz. Bitcoin durgun olduğu zaman bizde de böyle durgunluklar olabiliyor. Evet. O zaman bir Bitcoin fiyatlarına bakmış olalım. Neden bu kadar sessiz diyelim konuklarımız? 8500 dolar seviyesine kadar geldik. Bir son bölümde bir satış var ve bu satışın nedenlerini konuşalım. Oytun senle başlayalım. Neden bu kadar sert düştü? Evet, yani Çin etkisinden sonra, Çin'den gelen haberlerden sonra Bitcoin'de gelen yükselişin aslında bir düzeltmesi gibi düşünülebilir. Ama nerede paniğe kapılmak lazım? Şu an çok kritik bir nokta. Da Bitcoin 8500 dolar teknik olarak önemli bir seviye. Eğer burası kırılırsa aşağı yönlü bir miktar daha sarkmalar yapabilir. Ama şöyle genel olarak fikrimi söylemek istiyorum. Açıkçası ben Bitcoin'de yarılanma öncesi bir fiyatlanma başlamadan evvel son düşüşleri yaşadığımızı düşünüyorum. Burada da eğer kısa vadeli konuşacaksak 8500 dolara dikkat etmek lazım. Ama orta ve uzun vadede Bitcoin'in yükselişinden evvelki son düşüşler olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Zaten 14.000 dolarlara geldiği zaman Bitcoin burada şunu söylüyorduk. Aradaki o gap'lerin, boşlukların dolması gerektiğini söylüyorduk. Bu boşluklarda artık Bitcoin'de doldu diyebiliriz. Bundan sonra belki bir iki daha düşüş gelir ama ondan sonra ben Bitcoin'de günün yukarı olacağını düşünüyorum. Evet, ara ara da editörümüz Gaye'den de tekli Bitcoin fiyatını rica edelim. Çünkü orada enteresan bir fiyatlama var. Burada özellikle sanki 9.000 dolar, 10.000 dolarlar bir kar realizasyonu geldi. Hani Borsa İstanbul'da nasıl 105.000'i geçmek için bir hikaye gerekiyor. Burada da hikaye Çin'in dijital paraya yatırım yapması vesaire demiştik ama birazdan onunla ilgili çok önemli bir haber var, paylaşmış oluruz. O hikaye bitti, fiyatlandı. Biraz daha yeni bir hikaye gerekiyor gibi. Katılır mısın? Şimdi Çin zaten uzun senelerdir Bitcoin'e oldukça böyle etki edebilen bir ülke olduğu için Çin'den gelen bu olumlu tabloyu ben her zaman hani Çin'e güvenmiyorum. Bunlar bir gün banlıyoruz Bitcoin'i, bir gün işte tekrar banlamıyoruz şeklinde. Tarihte bu. Hani yıllardır zaten bunu defalarca yapmıştı. O yüzden
ben Çin'e güvenmediğimi söylemiştim. Şimdi Bitcoin'de bu blok ödülü yarılanması geliyor. Bunun işte fiyatlaması olup olmaması konusuna ben biraz daha teknik olarak şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bitcoin madencileri blok ödüllerinden yarı yarıya daha az ödül alacak olmalarına rağmen Bitcoin'de her iki haftada bir Bitcoin üretmenin zorluk seviyesi tekrardan ayarlanıyor. Yani ne kadar çok kişi Bitcoin üretmeye çalışırsa zorluk iki haftada bir arttırılıyor. İnsanlar Bitcoin üretmeyi bırakınca da zorluk düşüyor. Şu anda yani blok ödülü yarılanmasını geçtim. Bitcoin bir önceki gördüğü zirveden bu yana işlem gücü zaten 10 kattan fazla artmış durumda. Aslında madencileri bu zorluk seviyesi de çok fazla yoruyor. Yani şöyle bir algı yaratıldı. Sanki Mayıs 2020'de blok ödülü yarı yarıya düşecek. Ona kadar sanki hiçbir şey yokmuş gibi düşündüm ama her iki haftada bir bu zorluk seviyesi gitgide artıyor. Madenciler bu ödül yarılanmadan önce çıkarabildikleri kadar Bitcoin çıkarmaya başlıyorlar. Ama mesela son şeyde zorluk seviyesinde %7 civarı bir düşüş gördük. Bu da bazı kesimlerce şöyle yorumlandı tabii. Ha madenciler çıkış yapmaya başladı mı acaba? Artık o kadar zorlaştı ki Bitcoin üretmek. Blok ödül de yarılanacak. Bir %7 mesela orada geri çekilme görmüştük. Ben sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Sadece Mayıs 2020'deki blok ödülünden ziyade her 14 günde bir Bitcoin'in zorluk seviyesinin tekrar ayarlanması da artık takip edilmesi gereken, gündemimize girmesi gereken bir konuma gelmiş durumda şu anda. O nasıl takip edecek? Yani sadece Bitcoin difficulty, zorluk seviyesi yazdığınızda zaten bir sürü siteden bunu görebilirler. Onu bir yorumlayalım o zaman. Bu anladığım kadarıyla dolar endeksine benziyor. Şimdi yukarı giderse ne olur, aşağı giderse ne olur? Şu şekilde, bunun teknik açıklaması şu. Bitcoin'de ne kadar fazla kişi Bitcoin üretmeye çalışırsa algoritma her 10 dakikada bir blok bulunacak şekilde tasarlanmış. Fazla kişi Bitcoin üretmeye çalışır, 9 dakikada bulmaya başlarsa %10 zorluk seviyesi artar. Tam tersi durumda da %10 azalır. Şimdi bunun takip edilmesi gerekiyor. Mesela bir sonraki 2 hafta sonra zorluk seviyesi %20 artsa madenciler şu an gerçekten çok ciddi zor durumda kalacak. Yani sırf blok ödülü yarılanması değil, buna da bakmak gerekiyor. Artık bu gündemimize biraz daha Kasım ayına geldik. Çünkü artık az bir süre kaldı, gündemimize girmesi gerekiyor diye. Evet, Altun sen neler söylemek istersin? Senince özel bir teknik sebebi var mı? Çünkü 10 bin dolarlardan kar satışı gördük, 9 bin dolarlar ana destek seviyesi hep zaten aktarmıştın izleyicilerimize. Evet. Ne demek istersin Bitcoin ile alakalı? Bitcoin şu son durumunda işte artık 50 günlük hareketli ortalama üzerinde artık son destek olarak o 8500 dolar seviyesinde bir direniş gösteriyor. Buradan aşağı sarkarsa tabii o 7300'lere doğru olan kanalın tekrar içine girmiş olması kısa vade için hoş olmaz. Ha tabii yukarıya doğru baktığımızda eğer buralarda bir şekilde yeterli alımı bulursa da 9200 dolar seviyemiz çok önemli. 9200'ün üzerinde yapacağı kapatmalarla zaten Bitcoin'in fiyatını artık biz bir 10 bin dolar üzeri hareketini görebileceğimizi düşünüyorum ben. Evet, bir diğer taraftan aslında bununla ilgili de önemli bazı haberler vardı. İşte Çin'in blockchain sistemine yatırım yapması ve bu anlamda küresel bir oyuncu olmasıyla alakalı. Bununla ilgili haberimizde Gaye'den rica etmiş olalım. Sabah CNBC'den görmüştük. Çin özellikle yapay zeka ve dijital paralarla ilgili bu habere baktığımız zaman bir zamanlar teknoloji diye geldiği zaman aklımıza taklitçi ülke olarak Çin belirirdi ama şu anda tam tersi blok zincirlemeden yapay zekaya kadar küresel bir lider olmayı hedefliyor Çin. Yeni nesil 5G mobil ağlarını çalıştırıyor. Aynı zamanda Başkan Xi Jinping ağırlığını özellikle Çin'in ekonomisi ve eforunu blockchain teknolojisine aktarmak istiyor. Pekin yönetimi 2017 senesinden 2030 yılına kadar yapay zekada bir dünya lideri olmayı planlıyor. Aynı zamanda blockchain teknolojisine de toplamda 1 trilyon yuan yani 147.7 milyar dolarlık bir yatırım yapması amaçlanıyor. Şant Manukyan yayınımıza bağlandığı zaman şöyle bir açıklama yapmıştı buna paralel. Çin'in şu andaki mevcut yapısı küresel piyasalarda işlem görüyor ama kapalı bir ekonomi, bir miktar daha dışa açıklığı sorgulanan bir noktada. Dolayısıyla blockchain'e yatırım yapmaması çok Bitcoin fiyatlarını etkilemez dedi Oytun. Katılır mısın? Yani şimdi şöyle, tahtaya baktığımız zaman biraz etkilediğini görüyoruz açıkçası. Şöyle şimdi Çin kripto paralar yani hem Bitcoin hem de kripto paralar genelinde oldukça önemli bir ülke. Yani Bitcoin'in fiyat hareketlerine baktığımız zaman Çin'den gelen haberler Bitcoin'in tarihi boyunca kırılmalarda çok önemli bir rol oynamıştır. Yine bu rollerden bir tanesini işte geçtiğimiz haftalarda beraber yaşadık.
Tabii burada sadece Bitcoin özelinde değil, baktığımız zaman son süreçte Çin menşeli altcoin'lerde de genel anlamda bir yükseliş görüyoruz. Yani baktığınız zaman ne olsun, WeChain olsun ki bizim izleyiciler içerisinde muhakkak yatırımcısı olanlar vardır. Sadece Bitcoin özelinde değil, Çin menşeli diğer kripto paralarda da çok sert yükselişler bu süreçte gördük. Tabii bundan sonra Çin'den gelecek haberler çok önemli. Hani pazarlamada bir laf vardır, fiyatla gelen fiyatla gider. Bu işlerde de böyle haberle gelen haberle gider. Çünkü Çin bu konularda biraz dengesiz bir ülke. Birden çok sert açıklamalar da gelebilir. Oradaki gelecek açıklamaları takip etmek lazım. Biraz ortası da yok Çin'in. Yani önceden Bitcoin neredeyse demek bile Çin'de suç sayılır hale gelmişken, şu an Çin Bitcoin'le alakalı dolandırıcılık nitelemesi yapan internet sitelerini kapatıyor. Böyle ilginç bir durum var. Evet, aslında bu anlamda da Çin önemli bir oyuncu gibi gözüküyor. Bu Libra'dan sonra hani özellikle işte Senato'da sorgulanmaya çağrılmıştı Zuckerberg. Hemen ardından Çin tarafından böyle bir açıklama gelmesi altı, sence bir stratejik hamle mi yoksa tamamen tesadüfi bir zamanlama mı? Aslında kesinlikle çok ciddi bir stratejik hamle ve bu Amerika-Çin ticari savaşları için çok büyük bir stratejik hamle olduğunu söyleyebiliriz. Mark Zuckerberg kongrede savunurken Libra'yı şöyle bir şey demişti. Bakın, Çin kendi dijital yuanını çıkartıyor ve bunu çıkarttığı zaman Amerikan sisteminden kurtulmuş, kendine özgü bir ticaret ağı yaratacak. Onun karşısında durabilmek için bizim de karşı bir şey yapmamız lazım. Ve şu an dijital dolar gibi bir proje ortada olmadığından dolayı Amerika menşeli Libra gibi bir projeyi çıkartırsak biz onların karşısında dururuz. Amerika'nın menfaatine olur bu diye savunmuştu. O zaman aslında çok kabul görmedi ama bir noktada şu an yavaş yavaş haklı çıktığını görüyoruz. Sen programın başında bir şey söyledin. Şu an işte Bitcoin'deki bu yükseliş, işte Çin haberi geldi, yükseldi, şu an satış yapıyor, düşüyor diye. Hani başladı ve bitti şeklinde söyledin ama Çin aslında yeni başlıyor. Bu ilk haberler daha yeni gelen haberler. Evet, bunun 2030'da bir projeksiyon büyük sunmuşlar. Yani 170 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ki bu liderlik almasından sonra belki çok daha büyük yatırımlar gelecek peşi sıra. Kesinlikle. Şu anda zaten Çin'de teknoloji odaklı, blockchain ve diğer teknolojilere odaklı firmalara bir anda yatırım yağmaya başladı. Bununla alakalı pek çok analiz paylaşıldı ve Çin önümüzdeki yıl bu blockchain pazarında ciddi bir dominasyon yaratacak. Buna da Amerika'nın, hatta Avrupa Birliği'nin de bununla alakalı bazı planları var. Bir karşılık vermek zorunda kalacaklar. Ve bu da tabii ki bütün kripto para dünyasına yarayacak. Alp, sen ne demek istersin buna ek olarak? Bir de bu Libra projesi son haberlerle birlikte rafa kalktı mı? Yoksa o tarafta daha ümit var mı sen? Şimdi bence şöyle, Çin zaten Çin'deki büyük teknoloji şirketlerinin Çin devletine biz neden Amerika'yı bekliyoruz, kendimiz neden bir şeyler yapmıyoruz diye baskı kurduğunu, Çin'den de böyle hamleler gelebileceğini aslında Çin'in bu blockchain hamlesinden önce biz defalarca tartışmıştık. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, Çin aslında biraz katalizör görevi oynayacak. Mesela şu anda Libra projesinde Amerika işte Senato'ya gidiyor, geliyor, çıktı mı çıkamadı mı? Mesela 2020'nin ilk çeyreği diyorlardı. O bayağı artık sallantıdaydı. Facebook bu hafta Facebook Pay'i duyurdu. Mesela bu çok önemli bir haber. Amerika'daki kullanıcılar için Facebook Libra projesi rafa mı kalkıyor dedikoduları da tamamen oradan çıktı. Nasıl bu Apple Pay, Samsung Pay varsa diğer ödeme yöntemleri, Facebook bunu duyururken de şu anki regülasyonlara, tamamen hukuka, finans düzenine uyumlu bir şekilde Facebook Pay'i biz duyuruyoruz. İşte bunu yapıyor. Facebook üzerinden, Messenger üzerinden ödeme yaparken bunu kullanabilirsiniz dedi. Facebook'un bunu duyurması elbette şey akla getiriyor. Libra projesini rafa mı kaldıracaklar diyor. Bu orada bayağı bir soru işaretini arttırdı diyebiliriz. Ama işte yine Facebook'la ilgili bu işte verilerin gizliliği iddialarını tabii ki yine aslında onları çözen bir sorun değil. Libra'daki bütün endişelerimiz Facebook Pay için de aslında hala geçerli durumda. İzleyicimiz Osman Bey de diyor ki Libra'yı boş verin abiler diyor. Oradan bize ekmek getirmezler diyor. Rafa mı kalkıyor KJ'si de bu yüzden atmış olduk. Osman Bey katılıyor musunuz? Oradan ekmek çıkmaz bize diyor Oytun. Doğru söylüyor. Yani şu an Libra hani böyle ekmek yenecek bir projeden ziyade çıkıp çıkmayacağı tartışmalı bir projeyken. Ürün yok ortada değil mi? Şu anda proje bir şekilde görüşülüyor. Ama önümüzdeki dönemde de bir miktar daha zor gibi. Aslında şunu da konuşmak istiyorum. CFTC Başkanı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yani CFTC Başkanı Tarbert diyor ki Ethereum'da yeni güncelleme ile birlikte daha güvenli hale gelebileceğini ifade etmiş ve aslında daha önce de yaptığı açıklamalarda Ethereum'un mevcut bir fikir birliği mekanizmasıyla bir emtia olduğunu ve bir menkul kıymet olmadığını savunmuştu. Yeni yazılım nasıl gidiyor? O tarafı takip edebildiniz mi?
Şimdi şöyle, yani menkul kıymetler tartışması zaten Ethereum'da hep yapılan bir tartışma. Önceden SEC'ten bununla alakalı zaten net bir açıklama gelmişti menkul kıymet sayılmayacağı yönünde. Ama şimdi son süreçte tekrar bir tartışma başladı. Ethereum işte 2.0 tokenları menkul kıymet sayılacak mı, sayılmayacak mı falan gibilerinden. Hani ben açıkçası o yönde Ethereum'un menkul kıymet sayılacağı görüşüne pek katılmıyorum. SEC'in önceki açıklamasının doğru olduğunu düşünüyorum. O konuda Ethereum'la alakalı benim görüşüm bu şekilde. Menkul kıymet sayılacağını düşünmüyorum. Evet. Peki bu Altun, sen genelde yazılım taraflarını, yeni güncelleme taraflarını çok takip ediyorsun. Yeni güncellemeden dolayı işte CFTC başkanına katılır mısın? Daha mı güvenli olacak sence? Daha güvenli olacağı söylenebilir ama bunun önünde çok yol var. Şu an belli bir konsensus değişimine gidecek Ethereum uzun vadede. Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçecek. Ve şu an teorik olarak daha güvenli, daha çevre dostu, pek çok farklı pozitif özelliği olan bir altyapıya gidecek. Ama tabii bu uzun ve meşakkatli bir süreç. Ama bunu söyleyelim, Ethereum fiyatlarıyla çok alakası yok. Tabii. Ethereum'un altyapısı ve yazılımıyla ilgili değil mi? Çünkü bir ürünü var, bir de Ethereum aslında bir blockchain gibi bir tabandan bahsediyoruz. Aslında şöyle, konsensus mekanizmalarında bu Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçmek, başlangıçtan o şekilde başlasaydı belki o kadar zorlanmayacaktı. Fakat Ethereum'da bu geçiş süreci gerçekten zor olabilir. Yani şimdi 4 Aralık tarihi ön plana çıkıyor. Fakat Ethereum gibi bu kadar yaygın bir şekilde Proof of Work'ü kullanan bir sistemin Proof of Stake'e geçmesi belki zor olabilir. Bu arada fiyatla ilgisi de şu şekilde olacaktır elbette. Ethereum madenciliği biteceği için herkes cüzdanında bulundurduğu Ethereum miktarı kadar blok ödüllerinden ve transfer ücretlerinden belirli bir miktar komisyon alacak. İçin madenciler cihazlarını elden çıkartıp cüzdanlarına Ethereum almak isteyebilirler. Yani aslında buradaki konsensus değişikliği fiyat anlamında da önemli bir işaret gösterebilir ki Ethereum'un yazılım geliştirici ekibi bunun ne kadar başarabileceğini ve ne kadar kısa sürede başarabileceğiyle aslında direkt alakalı Ethereum fiyatı. Evet, bir taraftan da izleyicimiz soruyor, diyor ki lütfen yorumlarınızı bu arada YouTube hesabımızdan yazın. Ara ara zaten editörümüz Gaye bunu paylaşıyor, EkoTürk TV YouTube hesabını. Mesela paranın arkasında devletler var diyor. Peki kripto paraların arkasında ki güvence nedir? Önemli bir soru. Oytun, kim var kripto paraların arkasında? Yazılım var, yani merkezsiz kripto paraların arkasında yazılım var. Blockchain güvencesi var. Zaten hani çıkış mantığı da buna yönelik. Yani o tabii çok ayrı bir program konusu ama direkt yazılım var diyebiliriz. Evet, teşekkür ederiz. Kanundur. Var mıdır Oytun'un bu kısa ve net cevabını ekleme yapmak isteyen? Matematik diyebiliriz yani. Matematiğe ne kadar ne kadar güveniyorsanız aslında kripto paraların yazılım kısmına, bakın fiyat olarak konuşmuyorum, yazılım kısmına da o derece en belli başlı tabii ki kripto paranın. Hepsi için bunu söylemek pek mümkün değil ama yazılım olarak söyleyebiliriz, evet. Matematik olarak. Bir de yazılım dilinde bir söz vardır. Kod kanundur denir, değil mi Alp? Tabii. Kod kanundur, bozmayınız efendim. Evet. Kurallar, Mehmet Bilir de diyor ki, Altuğ'a soralım onda, bankaların kripto para borsası hazırlıkları hakkında ne düşünüyor? Kripto para borsaları nereye evrilecek sizce? Daha henüz bir regülasyona tabi değiller. Hani bu tarafı nasıl okumak lazım? Açıkçası o alanda belli bir regülasyon olmadığı için bankalar genel olarak biraz da mesafeli yaklaşıyor şimdi. Çünkü çok sıkı regülasyonlara tabi oldukları için şu anda o gri alana pek fazla banka girmek istemiyor. Amerika'da tabii bununla alakalı işte kendi kripto parasını çıkarmaya yönelik hamlelerde bulunan bankalar var ama işte bu noktada onlar da belli bir regülasyonla, belli bir devlet onayı bekliyor ki terse düşmemek için. O yüzden bankaların bu borsacılık vesaire işlerine girmesi için önce bir devletlerin bunu tam olarak ve doğru bir şekilde regüle etmesi gerekiyor. Önsel Kutsal Bey de diyor ki, selamlar Mahşer'in dört atlısı, selamlar, sevgiler dileyelim. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Önsel Bey diyor ki, izninizle bir sorum olacak, hay hay efendim. Cevaplayalım, all time high'ı görmeden diyor, yeniden altcoin'lere boğa gelmez mi diyor. Hadi. Yeniden böyle bir durum söz konusu olur mu şimdi, sence? İnsanların genel beklentisi şu, Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması piyasayı tekrardan işte hareketlendirecek, burada da bir zirve görebilir miyiz şeklinde. Fakat şöyle, bir Bitcoin üretmenin maliyeti ülkelere göre farklı. Yani Türkiye'de bir Bitcoin üretmeniz için işte harcamanız gereken elektrik, cihazları yurt dışından getirirken ki orada vergiler olsun, diğer maliyetler olsun, bunları düşündüğümüzde ve ülkenin bulunduğu işte coğrafyanın soğuk olması, sıcak olması bile etkiliyorken şu anda bir Bitcoin üretmenin maliyeti her ülkeye göre farklı.
blok ödülü yarılanması her madenciyi farklı şekilde etkileyecek. Bir kere bunu baştan bir bilmek gerekiyor. Eğer şu sorunun cevabını tam net verebiliyor olsak her şey çok daha basit olurdu. Hı hı. Bir Bitcoin'in maliyeti, çıkarma maliyeti ne kadar? O zaman bu blok ödülü yarılanmasında da böyle bir fiyat hareketi bekleyebiliriz diyebilirdik. Hı hı. Elbette volatilite çok ciddi oranda artacaktır ama yani bu altcoin rallisini getirir mi getirmez mi demek oldukça iddialı bir cümle olur. Evet, şimdi Oytun Esi de tüm ciddiyetiyle bir soru sormak istiyorum. Oytun bugün inanılmaz ciddi. Hiç gülmüyor bak, değil mi? Yani o kadar şey oluyor mu? Yansıyor mu ya yayına? Bu kadar yansıyor. Öyle. Kötü haber mi aldın yayına girmeden yok, önce? Yok, kötü haber almadım ya. Bir eşimin tayin durumu var. Biraz kafam onunla alakalı belki. Evet, o konuyu biliyordum aslında ama ben başka bir şey yormaya çalıştım. Neyse, Altun gibi bence tango derslerine yakın zamanda başlamak lazım. Tango dersine gidip bir kafayı toparlamak lazım, doğru. Geçen Altun senin bu muhabbetini yaptıktan sonra izleyeceğimiz nereye gidiyor? İşte hangi, nereden ders alıyor gibi sorular sordu. Onu da bir gün sosyal medyandan paylaşırsan izleyicimize de yanıt vermiş olursun. Hı-hı. Bir izleyicimize de o zaman yanıt verelim. Ve Mehmet Bilir Bey diyor ki, pardon, Onur Demirci önce alalım. Ripple yakın zamanda tekrar Sivel etkinliğini düzenlemesi gibi bir haber var. Bu haber doğru mudur? Aldın mı böyle bir haber? Açıkçası ben daha almadım böyle bir haber. Genelde bu yıllık yapılan bir etkinlikti. Yılda bir kez yapılıyordu. Hı-hı. Abi yeter kadar fiyatlanamadık durum, bir tane daha yapalım gibi. Beklenti komik bir şey yapmadılarsa olmaz, böyle bir haberi duymadım. Olmadı, bir daha yapalım. Bu arada Oytun sana diyor ki hanım fırçalamış olabilir diyor Oytun'a. bu o ifade, evet. Kesinlikle hanım fırçalamış ifadesi. Güzel yakaladı Osman Bey. Sevgiler efendim diyelim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Alp ve Oytun, yani üçünüz cevap verin. 2020'nin portföyünü yapalım. Ne kadar kripto paralara para yatırılabilir? Hani böyle bir öngörünüz var mı? Bir de altcoin'ler ve Bitcoin'e baktığınız zaman yüzdesel anlamda nasıl bir öngörünüz olabilir? Alp, senle devam edelim. Ben bu soruya her zaman şu şekilde cevap veriyorum. Pas geçiyorum. Şimdi biliyoruz Alp'in bu cevabından sonra ne diyeceğimi biliyoruz. Pas geçiyorum. Pas geçmiyorum. Herkesin cebine göre, risk algısına göre bir ama politik cevap. Ama şöyle bir durum var. Şimdi ben burada 5 tane kripto parayı saysam büyük ihtimal sadece bunları araştırmadım. İşte televizyonda, YouTube'da izledim diye buna yatırım yapacak kişiler olabilir. Hı-hı. İnsanları bu yönde yönlendirmenin ben oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Sadece eğer her ay düzenli bir şekilde yatırım yapma şeyiniz varsa, prensibiniz, disiplininiz varsa, var. Her ay belli bir miktar maaşımın bir kısmını ben işte altın alıyorum, döviz alıyorum, işte gram altın alıyorum gibi bir şey yapıyorsanız, bunun %5'i ile %10'u arasında kripto paraya yatırmamak geleceğiniz için çok daha büyük risk olduğunu düşünüyorum. Yani kripto paraları reddedip yatırmamak daha büyük risk olduğunu düşünüyorum. Peki soru şuna geliyor, tamam %5, %10'unu yatıralım da hangilerine yatıralım dediğinizde de burada belli başlı kripto paraları sınıflandırmanız gerekiyor. Yani para transferinde işte Bitcoin burada sorunu çözüyorsa Bitcoin'e. İşte akıllı kontratlar bölümünde siz, ben mesela Ethereum'u seviyorum da siz Tron'u seviyorsunuzdur. Size daha yakın geliyordur Justin Sun'ın açıklamalarından dolayı. Yani orada birazcık kripto paraları, hı-hı, kendinize göre sınıflandırmanız gerekiyor. O yüzden her dönem belli başlı dönemlerde bazı kripto paralar öne çıkarıyor. Buna yatırımcının kendi araştırıp karar vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Vallahi hiç beklemediğim kadar net ve direkt bir cevap oldu. Teşekkür ederiz. Alp'i de yavaş yavaş gaza getiriyoruz gibi tırnak içerisinde. 2 dakika süremiz kaldı. Altı birer dakika kendi aranızda bölüşün lütfen. Evet, ben de kısaca şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası birazcık daha risk iştahı yüksek olanlar için bazı altcoin'lerin gerçekten şu an çok ucuz fiyatlarda olduğunu ve uzun vadeli yatırımcılar için toplanabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Hatta tabii ki daha garanticiler için de Bitcoin'in beklenen yükselişini yapmasını bekledikten sonra, Bitcoin dominasyonu biraz geri çekildikten sonra o sezonda al sat yapmak daha safe olacaktır. Bu artık biraz kişinin kendi tercihine kalmış. Hocam, rahatsız etmezsek size de bu soruyu estağfurullah. Şimdi kripto paralara tabii ne kadar yatırım yapacakları kendi bütçeleriyle orantılı bir şey. Ama tabii ki yani biz bir kripto parayla alakalı iş yapan birisi olarak kripto paralara yatırım tavsiyesi vermemekle beraber yatırım yapılmasında fayda vardır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani bunların içerisindeki portföy nasıl dağılanacak? Hani futbolda bir tabir vardır, ilk kaleye mustereye yaz, gerisinden yazarsan yaz diye. İlk önce bir Bitcoin'i oraya yazmak lazım. Mesela zaten bu yıl negatif ayrışan coin hangisi oldu? Yani mesela Bitcoin'e göre baz alırsak en fazla çok, negatif ayrışan. O kadar çok var yani, 2500 tane altcoin içerisinde yok, diyorsak. Yok, bu Ripple, Ethereum, Litecoin ve bunlara baz aldığınız zaman. Yani gitmek gelmekle beraber herhalde Ripple, hı-hı, olmuştur. Ripple aslında paraların şu an neredeyse hepsi, kaç tanesi pozitif ayrıştı demek daha doğru olur. Çünkü, hı-hı, çoğu
all time high seviyesinden geçen boğa sezonuna göre %80 %90 arası daha aşağıda. Tabii yani o kadar büyük gitgeller var ki mesela Litecoin 25 dolarken 145 dolara geldi. Şu an 50 dolar. Hangi sürece göre onu aldığınıza göre de değişir. Ben kendi yaptığımı söyleyeyim size en azından. Yani izleyiciler belki oradan kendilerine bir şey çıkartabilirler. Ben kendi portföyümü kripto paralarda %70 Bitcoin'de tutarım. %30'u da kendi sevdiğim altcoin'ler arasında dağıtırım. Ama evet, her zaman Bitcoin önceliklidir. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim. Özellikle Oytun Es'e çok teşekkür ediyoruz bu programımıza, davetimize teşrif ettiği için. Estağfurullah. Az olsa güldürebildik Oytun'u bu programda. O zaman sizler de bu programı beğendiyseniz efendim yorumlarınızı daha sonra paylaşacağız YouTube'dan. Lütfen paylaşın ve iletin. Çok fazla soru vardı. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz yettiğince iletmeye çalıştık. Oytun Es, Altı İşler ve Alp Işık'la birlikte kripto para uzmanlarıyla kripto gündemin sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle.